Ankara'dan, Hasan Yalçın Stüdyosu'ndan herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Yeni bir Hasat Günü programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen salı gerçekleştirdiğimiz Hasat Günü programında Alişan Gürz hocamızı konuk etmiştik ve hatırlayacağınız gibi Türkiye tarımının ve tabii ki dolayısıyla hayvancılığının neden bir çıkmaz içine girdiğini, neden işte kendi kendimize yeten bir ülke olamadığımızı, neden bir ithalatçı bir ülke konumuna geldiğimizi tarihsel süreçte anlatmıştı bize evet. Alişan hocamız. Çok da güzel tepkiler aldık hocam. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü günümüzde Türk tarımıyla ilgili herkes bir fikir ortaya koyuyor. Ama herkesin koyduğu işte gördüğümüz işte efendim girdiler pahalı, mazot pahalı, dan öte gidemiyor ama kimse neden bunların böyle olduğunu tam da ortaya koyamıyor. Biz de tam da işte lafı gediğine koyduk aslında. Evet, güzel tespitlerde de bulunduk. Ve gelen tepkiler arasında da şu da vardı. Hani keşke hocamıza biraz daha zaman verseydiniz de bu çözüm önerilerini de dinleseydik dediler. Biz de biraz daha erkene aldık. Aslında daha sonra düşünüyorduk sizde ama. Ve dedik ki Alişan hocamızı çağıralım. Bir de bu çözüm önerilerini, kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerini dinleyelim dedik. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Herkese selamlar, merhabalar. Evet, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam tabii programımıza geçeceğiz ama geçen salı programımızdan bir gün önce Tarım ve Orman Bakanımız açıklanmıştı biliyorsunuz yeni kabine. Siz de çok da bir şey söyleyemediniz çünkü henüz böyle bir açıklama, bir adım, bir efendim ne diyelim. Bekleyelim görelim demiştik. Bekleyelim görelim demiştik. İlk açıklamayı yaptı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli. Bir açıklama yaptı. Evet. Sizden alalım. O açıklama neydi ve sizin bu açıklamayla ilgili fikriniz ne? Şimdi o gün bekleyelim görelim, umudumuzu muhafaza edelim diye söyledik. Hı-hı. Fakat Sayın Bakan Bey sağ olsun bizi fazla bekletmedi. Tabir caizse dakika bir gol oldu. Ve en kısa zamanda ilk açıklaması bizler için şanssız bir açıklama. Kabul edilecek düzeyde. O da Türkiye'nin münbit yani verimli arazileri oldukça fazla. Bunları kiraya verip değerlendirmeyi düşünüyoruz şeklinde. Bunun ne anlama geldiğini şahsen ben işin uzmanı olarak anlamadım. Yani bunun dünyada bir örneği var mı? Şimdi onu da sormak lazım. Dünyada böyle bir örneği olmaz. Çünkü dünyada gelişmiş ülkelerde verimli böyle araziler boş bırakılmaz. Mutlaka ekilir, değerlendirilir. Yani boş arazimiz, verimli boş arazimiz var demek bizim için bir utanç kaynağıdır aslında. Bu kadar verimli bir araziyi niye değerlendiremiyoruz? Aslında bu bir şeyin de itirafı mıdır? Yani tarımın kötü noktaya getirildiği, planlı projeli bir yönetim yapılmadığının çok açık bir itirafı oldu. Ama esas tehlikeli olan şu. Şahıslara ait araziyi kiraya veremeyeceğine göre geriye devletin kontrolündeki araziler verilecek. Kamu arazileri. Kamu arazileri. Sizin bizim topraklarımızı bir başkalarına kiraya verecek. Şimdi kamu arazileri derken ortaya bir tek şık kalıyor. Eski adıyla devlet üretme çifti, yeni adıyla tarımsal işletmeler genel müdürlüğüne ait çok güzel araziler var. Doğru. Ama buralar işlevini yapamadığı için bunları kiraya vermek Türk tarımına ve çiftçiliğe en büyük ihanet olur. Biz bunları üretime katmak ve bunları değerlendirmek için mücadele veriyoruz, araştırma yapıyoruz, onunla ilgili belgeler, raporlar ortaya koyuyoruz ve bu konuda emek sarf ediyoruz. Bu bitmekte olan Türk çiftçisini tamamen yok eder bu. Umarım bu hatadan dönerler diye düşünüyorum. Yani bizim geçen hafta anlattığımız dedik ya işte Türkiye tarımı işte Marshall yanlarından yani tuttuk. İşte Özal'ın o 80 yılındaki 24 Ocak kararları dedik. Ondan sonra işte AKP'ye uzanan bir özelleştirme yani silsilesinin devamında dedik. Buraya geldi dedik ama bütün o anlattıklarımızın aslında tam zıttı olan gayrimilli, değil mi? Yani gayrimilli bir açıklamadır aslında. Gayrimilli yani. Ve düşüncesinin altında gizli hedefleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben normal olarak karşılayamıyorum.
Şimdi bunu kiraya verilecek, içeride buna talipli olacak, bunu kiralayacak pek şey gözükmüyor. Geriye yabancılara kiralanma söz konusu. Onu da niye yapmış olabilirler? Kanuni yabancılara tarım arazilerinin satışı yasak. Kiralama yoluyla bu engeli aşmış olacaklar. Ha, bunu aşarken yaptık diyelim. Hangi kriterlere göre kiralık yapacağız? Şart koyabilecek miyiz? Bu tohumluk mu üretecek? İçeride mal üretip de nakliyeden kurtarmak için oradan içeriye mi pazarlayacak? İçerideki ürünleri yok edecek, rakip ürünleri tamamen ortadan kaldıracak bir ekim modeli mi uygulayacak? Yahut da ekeceğini biz mi belirleyeceğiz? İhtiyacımız olana mı şart koşabileceğiz? Bunların hiçbiri belli değil ve bence sadece kiralama yapılacak ve ülke menfaatları doğrultusunda da ek bir taleplerin olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum dediniz ve biraz da TİGEM'i işaret ettiniz. Acaba ya, bu TİGEM'lerin özelleştirilmesi, elde kalan artık TİGEM'lerin elde kalanları tamamen de özelleştirilmesi yani, için atılacak beklenen adım mı acaba bu? Şimdi, hep sürene geldi bu. Şimdi programın ilerleyen saatlerinde ben özellikle vurgulayacağım TİGEM'in Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve biz çözüm önerileri yaparken TİGEM'i nasıl kullanacağımızı dile getireceğim. Onun için TİGEM'leri vazgeçilmezimiz bizim. Öyle bir şey Türk tarımına yapılacak en büyük ihanet olur yani. Peki bu şeydi tabii ki en son halka şeker fabrikalarının özelleştirilmesiydi. Bu da o zaman yine Türk tarımına devlet tarafından satış ya da kiralama yoluyla vurulacak büyük darbelerin en sonuncusu mu acaba geliyor? En sonuncusu zaten o. Bu da satılırsa herhalde. Emperyalist uluslararası o şirketlerin isteği doğrultusuna yapılan bir hadisedir. Onların bilhassa daha ucuza mal edilen nişasta bazlı şekerin tamamen piyasaya hakim olmasını sağlamak için pancar üretiminde ve fabrikalarının yok edilmesinde en büyük şey olmuştur, etken olmuştur ve bunu da uygulamışlardır. Yani tarih bunları affetmeyecek diye düşünüyorum. Tarih bunları affetmeyecek. Tarih sayfasında yerini alacaktır bunlar. Affedilir şeyler değil. Affedilir şeyler değil. Peki hocam, şimdi dilerseniz şeye geçelim. Tarımın. Bir de ona geçmeden geçen seferki programla ilgili bir en son şeyim var. Geçen 3 tane dünya devi Amerikan şirketinden bahsederken bunlardan en tehlikeli olanı Monsanto'nun Amerika'da insan sağlığına zararlı ilaçlar ürettiği gerekçesiyle yıllardır süren büyük tazminat davaları sonuçlandı. İnanılmaz tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Büyük bir sarsıntı geçiren bu şirket dünya devi Bayer firmasına 66 milyar dolara satıldı. Satılırken de 9 milyar dolarlık satılmazını Amerika hazinesine bırakma şartıyla. Şimdi ben şurada bunu normal bir satış olarak yorumlamıyorum. Monsanto %26 payla tohumculukta dünya devi ilk sırada. Bayer'in %6 civarında bir payı var ve son sırada. %6 payı olan bir şirket %26'lık dünya devi birinci şirketi satın alırken acaba gizli anlaşmalar nelerdir? Çünkü Monsanto yıllardır Avrupa'ya girmek için mücadele verdi, giremedi. Avrupa sokmadı Monsanto. Avrupa bunu sokmadı. Acaba bu satış kağıt üzerinde şeklen midir, gerçek midir? Onu henüz tespit edemedim fakat takip edeceğim. Böyle dünyayı yakından ilgilendiren bir ay öncesinden olan yani bir gelişme oldu. Onu da dinleyicilerimize Monsanto firmasının ürettiği ürünler Türkiye'de herhalde özgürce satılıyor. Rahatlıkla satılır. Ve bunun bilhassa Monsanto bir tek tohumculuk değil ki. Tohumculukta GDO'lu ve hibritlerin lideri durumundaydı. Artı insanları hasta ettikten sonra tedavide kullanılacak ilaçlarda inanılmaz derecede yan etkili durumdaydı. Amerika'da sakat çocukların doğuma oranlarında büyük artışlar görüldükten sonra ciddi olarak buna eğildi ve inanılmaz tazminatlar ödeyecek. Ödedi. Ödemeye mahkum edildi.
Aslında burada biz bakanlığa bunu da seslenmiş olalım. Biz üstümüze düşen vazifeyi yapalım. Seslenmiş olalım. Yani Monsanto gibi bir firmanın Amerika'daki faaliyetleri belliyken, işte Avrupa'ya giremezken, yani Türkiye'de her türlü ürünüyle burada cirit atmakta ve para kazanmakta. Çok rahat. Bunu suç duyurusu olarak da ya da bir şey olarak bunu atlamasınlar yani. Ve bu tür gelişmeyi de takip etsinler diyorum. Çünkü bu bir tek ülke şey için değil, dünya için tehlikeli. Yani bunun gibi 3-4 tane dünya devi firma para için insanlığı rahatlıkla yok edecektir. Zihniyetteler yani. Maalesef çok acı. Bunun gibi firmaların şeyine müsaade etmemek lazım. Evet. Yani insanlık suçu, tabii denilebilir ki öyle diyelim. Peki hocam, şimdi bütün bunları yine koyduktan sonra tarımın güncel durumuna bir bakalım diyeceğim ama çok da bakılacak da bir durum kalmadı herhalde. Yani kalmadı. Köyler boşaldı. Ama sizden bir dinleyelim. Şimdi, nedir Türkiye'de şu an tarımın durumu? En sonki tarım istatistiklerine göre köylerdeki nüfus %5'lere kadar düştü. Köylerde tarımla uğraşan kalmadı. Uğraşanlar da zaten yüksek maliyetli girdiler nedeniyle tarlada 50 kuruşa satamadı patatesin pazarda tüketici 5 liraya alıyorsa bu bir kangren olduğunu gösterir. Ve üretici artık ekmiyor, vazgeçiyor iflasın işinde. Müteselsil kefalet yoluyla çekilen kredilerde bütün köylüler kefil olduğu için köyün tamamı icralık durumda. Birinin borcundan dolayı herkes icraya düşmüş durumda. Yani bunları aşmak için el birliğiyle bu ülkeyi seven tüm vatandaşlara diyorum artık bir kenarda durmak yok. Ne olur tepki verelim ama bunu fert olarak değil örgüt olarak vermek zorundayız. Çiftçimiz niye bu hale geldi? Düzenli bir örgütü olmadığı için, sahipsiz olduğu için. Bütün dünya devi ülkelerde üreticiler korkunç bir örgüte sahipler. Ona göre de ekonomik yapıları çok güçlüdür. Yeni geldiğinde hükümet değiştirecek duruma bile gelebiliyorlar. Bizim hatta şeylerimiz maalesef çok etkin değil. Bunu her programda söylüyoruz ama bir daha söyleyelim. Yani yurt dışından örnekler veriyoruz. Yani işte Hollanda'da diyoruz süt toplayan, sütü değerlendiren örgütler diyelim. Şöyle söyleyeyim yani süt üreten çiftçilerin sütü verdiği yerler %99 oranında kooperatifler. Tabii. Yani bir ülke düşünün ki Konya kadar. Hep Konya aynı kadar şeyi söylüyoruz öyle. İşte Fransa'da diyoruz Fransız hükümeti efendim İtalya'dan bir tarım ürünü almaya karar verdiğinde ya da işte çiftçilerin aleyhine bir kanun tasarısı hazırlamak için bir adım attığında derhal işte çiftçiler traktörünü işte samanlarını alıp işte Şanzelize meydanında eylem yapabiliyor. Eylemini fakat şimdi şu da var değil mi? Yani bu sonuçta bu çiftçileri bu eylemlere sürükleyebilen, bu eylemlere önayak olabilen de bir örgüt var ve örgütün başında da yönetici var. Tabii. Bu yöneticiler de işte çiftçilerin kendisi. Bu çok önemli. Yani çok önemli yani. Siyasete bulaşmamış. Siyasetin arka bahçesi olmamış örgütlerle ancak bu yapılabilir. Örgütleri siyasi değil, tamamen kendilerini korumak, haklarını, çıkarlarını savunmak için yaptıkları bir birliktelik diyelim onu. Yani bunu da ortaya koymak lazım. Peki hocam şimdi konumuz değildi ama onu da sırası gelmişken sorayım. Özellikle biz bu özelleştirmelere değindik ya, yani işte IMF, Dünya Bankası dedik, bu işte Rockefeller ailesi dedik, bunlardan bahsettik, yine bunların kurduğu kuruluşlar. Bize borç verdi, borçlandırdı, özelleştirmeleri yaptırdı. Bir de dediniz ki köylerde köylü nüfusu, çiftçilikle uğraşan çiftçi nüfusu diyelim buraya da %5, %5'lere yani düştü. Yıllarca mesela bize de bunu dayattılar değil mi? Yani işte köylerde yaşayan nüfusu azaltın, mutlaka azaltmalısınız diye dayattılar. Bu da yine bu projenin bir şeyiydi değil onun mi? Onun bir parçası çünkü Dünya Bankası, IMF her türlü yardımda hep maliyeti ortaya koydular. Yani Türkiye'de üretim maliyeti çok yüksek. Ondan sonra kırsal kesimdeki insanların hazineye yükü çok fazla, üretime fazla katılamıyor falan gibi hikayelerle bu noktaya getirdiler. Yani 80'li yıllarda bu ülke kendi kendine yeterliyken, şimdi acıdır ama samanı bile alacak duruma geldiysek, bu onların işine yarar hale geldiğimizin işareti.
Maalesef. Çünkü onlar istedi, bu hale getirdi. Yani yöneticilerin, dilim varmıyor ama, emperyalist güçlerin atamasıyla Türkiye'yi idare eden yılların politikacıları açıkçası maalesef dış güçlerin isteği doğrultusunda, onların çıkarları doğrultusunda tedbirler aldılar. Onlara yarayacak Türk üreticisine. Ya maliyet ne demek? Dünyanın her yerinde bütün çiftçiler desteklenir. Çiftçilere sübvansiyon yapmak zorundasın. Çünkü insanı doyurmadan bir şey olmaz. İnsanı doyuracaksın önce. Kalkınmış bütün sanayi ülkelerinin hepsinde tarım vardır. Nüfusu en yoğun olan Çin, Hindistan, Pakistan'da buğday ithalatı yoktur. Ama bizde üretimin dörtte biri kadar buğdayı ithal eder hale geldik. Bir Çin mi zengin, biz mi zengin? 1,5 milyarlık Çin bile diyelim, kendi kendine yetebilirken, 80 milyonluk bir Türkiye daha önce bunu becermesine rağmen bugün becerememesi bizim ayıbımız. Bunların acı kaybımız. Yani bugüne nasıl geldik derken şeyin çok etkisi oldu. 2001 yılında başlayan çoğu doğrudan destek sistemi. Bunu da Dünya Bankası Amerika projesi olarak uyguladı. Karşılıksız verdi. Sen hiç ekme, ben sana dekar başına şu kadar yardım yapacağım diye vatandaşı ekmekten uzaklaştırdı, tembelleştirdi. Sembolik ücretler verdi. Herkesin de işine yaradı. Ama bunun ne kadar hata olduğunu nihayet geç de olsa anladılar. Şimdi onun yerine doğrudan üreticiye destek şeyi kaldırıldı. Havza bazlı, ürün bazlı desteklemeler yapılmaya başlandı. Türkiye 30 bölgeye ayrıldı. Burada ekilecek ürünler belirlendi. Çok güzel, takdir ediyorum ama altyapısı boş olduğu için verim vermiyor diyorum. Buna dönülmesi bir avantaj. Benim çözüm önerilerinde de bu da var. Türkiye'nin ayrılıp. O zaman geçelim hocam. Yani şeyi onun koyduk. Onun için Türkiye'nin geldiği en büyük sorun işte alan olarak çok azaldık bir sefer. 4 milyon hektar şeyden koptu. Üretimden koptu. Tarım Türkiye, arazisinin tarım arazisinde azalan tarım arazisi. 4 milyon hektar toplamda ekilme duruma geldi. Ha, bunun bir kısmı imarı açıldı, ne bileyim sanayi şeyini açıldı veya terk edildi ama tarımdan uzaklaştırıldı. Şimdi ben de diyorum ki bu projeyle bu ekilmeyen kısmı değerlendireceğiz. Türkiye o kadar zengin değil. Üretiminin %25'i kadar 5 milyon tona dayanmış buğday satın alacak kadar zengin değil. Artı bunun da plansız programsız yapıldığı belli. Dünya fiyatlarının üzerinden alıyoruz. Bazı rakamlar da işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Aynı yıl 5 milyon ton alıyorsun ya da 3 milyon alıyorsun. 1,5, 2 milyon, 3 milyon ton da ihracata veriyorsun. Bunu anlamak mümkün değil. İhracata vereceğin ürün varsa bu kadar fazlasını niye alıyorsun? Alıyorsan bu ihracat nasıl yapılıyor? İthalat rakamı korkunç boyutlarda, ihracat rakamı onun çok altında. O zaman da bir sürü soru işareti geliyor insanın aklına. Yani bunların hepsi plansız, programsız bir yönetim şeklinden oluşan sonuçlar. Yani bu böyle gidemez, böyle yürümez. Şunu da aslında belirtmek lazım hocam. Yani IMF'den, Dünya Bankası'ndan alınan borçlar karşılığında verilen direktiflerin de yapıldığı bir yıllar geçirdik biz Türkiye'de. Yani bu direktifler sonucunda Türk tarımının geldiği nokta ortada. Demek ki işte bu IMF'nin, Dünya Bankası'nın bize dayattığı şeylerin yanlış olduğu gün be gün ortaya çıktı ve bugün işte çok net bir şekilde yaşıyoruz. Yani şimdi bu bütün anlattıklarımızdan sonra Tarım ve Orman Bakanı'nın bu açıklaması. Şimdi siz anlatırken ben bir yandan da onu düşündüm. Yani hani buna anlam veremiyoruz ya. Hani böyle verimli arazilerimiz var boş duran. Biz bunları kiralayacağız şeyi cümlesinin. Yine böyle dayandığı nokta sanki yine IMF, Dünya Bankası, böyle, yerlerden borç alınma gibi bir durumu da insana hatırlatıyor yani. Kendi kendini ispiyonlaması gibi bir şey, ihbar etmesi gibi. Kullanamadığımız verim arazileri var.
Dışarıdan 5 milyon ton buğday alıyor. Sırf buğday. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Peki şimdi hocam biraz sonra birkaç dakika sonra bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında şeye gidelim diyorum. Yeni mi ara çıktı? Arasız olmuyor hocam. Şimdi Türk tarımının çıkış yolu dedik yani o programın böyle bir iddialı bir isim var. Çıkış yolu. Tabii ki her planda olduğu gibi bir kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak lazım. Sizin de üzerinde duracağınız kısa, orta ve uzun vadeli planlar var. Oraya geçmeden önce ne söylemeliyiz? Yani şimdi bir ara verelim, aradan sonra geçelim dedim özellikle bölmemek için. Ne söylemek istersiniz en son olarak? Bana en son olarak söyleyeceğimiz, Türkiye tarımının geldiği nokta tarifi istemiyor. Tarifi istemiyor. Çünkü bu geldiği nokta bir tek çiftçiyi etkilemiyor. Tüketiciyi de etkiliyor. Tüketici çiftçinin ürettiğinin 5 misli malın daha pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Sistemde aracı tefeciler bu işin kaymağını yiyor. Peki. Hem üretici hem tüketici mağdur bu durumda. Peki. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanımız böyle bir şey demiş kiralama yoluna. Ben de diyorum ki halkın malını, halkın topraklarını yine halka kullandırtın. Tarlasız, topraksız çiftçilerimiz var. Çiftçilik yapamayan insanlar var. Benim fikrim de bu. Yani şehirde yaşayan insanlar da olabilir. Onlara kullandırılabilir yani. Bunu işleyecek Türkiye'de örgütleme yaptığın zaman da çok büyük potansiyelde tecrübeli çiftçi de bulursun. Teknik eleman da bulursun. Yani bunu biz yapmıyoruz da. Bunun anlamı biz yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Siz yapın. Siz yapın demek. Ya bu bize hakarettir. Bunu yapacak Türkiye'de potansiyel vardır. Peki. Hocam aramıza gidelim. Aramızdan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, Alişan hocamızla aramızdan sonra tabii ki bir çıkış yolu gösterecek hocamız. Fikirleri var, bunları söyleyecek. Kısa, orta ve uzun vadeli neler yapılırsa Türk tarımı gün yüzüne çıkar, düzlüğe çıkar. Bunu söyleyecek. Aramızdan sonra yine birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, hasat günüyle tekrar birlikteyiz. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen Alişan hocama dönelim. Çünkü yine yetişmeyebilir. Bu sefer seyircilerimiz bize iyice kızabilir. Dedik ki kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerimiz var. Onları hemen sunalım. Şimdi, yani en kısa sürede yapılması gereken şey ne? En çözüm şey de çok uzman bir ekip oluşturarak Türkiye'yi belli bölgelere böleceğiz. Şu anda yapılmış durumda 30 bölge. Güzel. Oralarda hangi ürünlerin yetişeceği, desteği nasıl yapılacağı belirlendi. Ama ben diyorum ki bu yeterli olmayacak. Ben uzman ekiplerle Türkiye'ye oturup ekolojik yapısını, iklimsel durumunu, yörenin mevcut potansiyel şeyini, ondan sonra alışık olduğu ekilen ürünleri falan hepsini dikkate alarak bir havzalara ayıralım. Ürün bazlı. Yani buralarda şu ürünlerin şeyini yapacağız diye bir harita çıkarabilecek bölgeleri ayıralım. İlk aşamamız bu olsun. Buralarda da belli bölgelerde yeterli miktarda çiftçi irtibat büroları ve köylerimizde de temsilcilikler oluşturulup projenin içinde çiftçi bizzat kendisi olacak. Olmak zorunda. Peki planlamayı bu havzalara ayırmanın içine mi koyalım hocam? Planlama tabii ki havzalara, ürün bazlı havzalara yani, ayırdığımız zaman zaten planlama yapmış oluyoruz. Planlamaya orada kısa vadede, çünkü bunu yapmazsak uygulamaya geçemeyiz. Çiftçilere bu temsilciliklerdeki çiftçilere de soruyoruz. Çiftçilere onların de soruyoruz. O çiftçilerle ilgili ileri maddelerde göreceğiz. Çiftçilerle ilgili bütün sağlıklı bilgileri bu çiftçilerden alıp bunlarla ilgili bir bilgi bankası kuracağız. O da çok önemli bir nokta hocam. Yani doğrudan sahadan alınan gerçek bilgiler. Gerçek bilgiler. Çünkü yani çiftçilere aracılık yapan insanlar değil. Yani bakanlığın çalışanları falan değil. Yani ziraat odaları gibi aidat alıp da kusura bakmasınlar ama ziraat odaları çok rakam. Eleştirilen kurumlar hocam, konuşabiliriz. Ama biz köy temsilciliği derken oradaki üreticilerin bilgilerini alırken onun da yanımızda bulunduracağız. Tamam hocam. Ondan sonra dolayısıyla bu da gizli bir üretici örgütlenmesini de sağlamış olacak.
Bu bilgileri topladık, bilgi bankasına bunları yükledik. Bu bilgi bankasındaki bilgilerin ışığı altında ekiliş, üretim, var olan gereksinim duyulacak alet, ekipman, ihtiyaç duyulacak personel, mühendis, teknik eleman ihtiyaçları, her türlü hizmetin kimlere hangi miktarlarda yapılacağını, hangi köylerde hangi ürünlerin ekileceğine dair bir envanter hazırlanacak. Bu envanteri hazırlarken köylülerimize de 11 haneden oluşan bir sicil numarası vereceğiz. Ve bu envanteri hazırlarken de dürüst olacağız değil mi hocam? Abartmayacağız. Hayır, envanter hazırlarken. Yani 15 milyon hayvanımız varken 17 milyon var demeyeceğiz mesela. Hayır, tamam. Öyle bir şey olmaz. Bu da önemli. Biz gerçek çünkü. Gerçekçi yani olacağız. Gerçek rakamlarımızın hepsi tamam. Sağlıklı olacak. Bunu köylülerden direkt aldığımız için köy temsilcisi veya merkezdeki irtibat bürosu kayıtları da bunu teyit edecek. Bir noktadan almışlar. Bunları belirledikten sonra üreticilerime diyeceğiz ki seninle ilgili bütün bilgiler ve banka hesaplarının takibi için 11 hanelik bir sicil numarası. Bunun son iki hanesi köy kodu. Onun önündeki iki hane bağlı oldukları üretici merkezinin kodu. Onun önündeki iki hanede ilk kodu, en baştaki 5 hanede her üreticiye birden başvurulacak numara. Yani 11 haneli bir üreticinin sicil numarası karşımıza geldiğinde ha bu falanca köydeki falanca kişidir diyecek şekilde bir kodlama yapacağız ve sicil numarası vereceğiz. Bu personel temini konusunda çok büyük bir potansiyel var. Maalesef bunu değerlendiremiyoruz. Şu anda 40 binin üzerinde işi ziraat mühendisi var ve işin ilçelerimizin çoğunda da ziraat mühendisleri yok. Tarım ilçe müdürlüklerinde. Onun için bu ziraat mühendislerin de çok kısa sürede hangi yörede çalışacaksa, demin yukarıda söylediğim ürün haritası çıkardık ya, orada yapılacak faaliyete uygun olarak o ziraat mühendisleri sadece o konuda kısa süreli kurslardan geçirilerek uzman hale getirecek. Çalışacak hale getireceğiz. Bu kısa vadede düşündüklerim. Uzun vadede en büyük karnını ağrıtan şey bu özelleştirilen, kapatılan ya da pasivize eden kamu kuruluşlarını yeniden ele almak zorundayız. Bunların başında kapatılan zirai donatım, işte yarısı şey olan işlevi azalan TİGEM, süt endüstrisi kurumu, et balık kurumu, şeklen var olan TEMO, bunların hepsini yeniden ele alacağız. Üreticinin destek kurumu altında bir veya iki bölüm halinde bunları çok faal hale getirmek zorundayız. Bunlara ihtiyacımız var. Tarım bölgeleri belgelenirken ihtiyaca göre en önemli nokta burası. Seyircilerimizin dikkatini çekiyorum. Kalifiye eleman yetiştirmek için Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu köy enstitülerinin ışığı altında ben de diyorum ki o yöredeki çocukların, köy çocuklarından oluşacak ve o yörede çalışacak, uzmanlaşmış ve o bölgeye cevap verecek şekilde yatılı köy tarım okulları kurulacak ve o yörenin çocukları alınacak sadece. Bunları orada yatılı olarak kışın uygun şeyi teorik, yazında alanda çıkarak tatbiki olarak yetiştirilecek, mezun olduğu zaman uzman alanı olacak. Hocam şimdi seyircilerimizi duyar gibiyim. Şey dediler bence, köyde çocuk mu kaldı demişlerdir. Köyde yani. Çocuk şöyle, köyde kalmasa bile o yörede olup şeyde boşlu olan sokaklardaki garibanların durumu belli. Yani kaçak olarak çalıştırılan işçi şeyler, geleceğine böyle bir ışık görenlerin hepsi var olur yani. Yani sokakta işte araba camı silerek para kazanmaya çalışan, mendil satarak para kazanmaya çalışan her çocuklar. Her gün tokat üstüne tokat yiyip de yazık ki 10-15-12 yaşlarında çocuklar var. Bunları ülkenin hem bunları kazanmış oluruz hem de üretime, hem de üretime katmış oluruz. Katmış peki oluruz. Hocam. Böyle bir sisteme geçip bunları yaparken de mesela örnek vereyim. Erzurum'da açılacak bir okul. Yani ilgisi olmayan alanların olmasına gerek yok. Oradakini sadece hayvancılık, tarla bitkili ürünleri, arıcılık, çayır mera gibi konularda eleman yetiştirsin. Diğer konulara girmesin.
Ondan sonra Çukurova. Uzmanlaşma yani. Yani uzman konular, ihtisaslaşma konuları diyelim. Çukurova'dakini işte atıyorum, orada hayvancılığa gerek yok bölüm konumuna. Orada tarla bitkileri, bağ bahçe ürünleri, işte zirai mücadele vesaire gibi o yörenin ihtiyaçlarına cevap verecek konularda personel yetiştirmek. Yani yöreler bazında böyle yatılı okullar açacağız. Bunun en önemli şeyi de tarım işletmeleri merkezi çok büyük potansiyel. Mutlaka oralarda bu proje kapsamı dışında birer okul açarak uygulama alanı olarak o çocukları orada da eğitiriz. Çünkü bu bir maliyet gerektirmeyecek. Potansiyel var. Peki hocam, okul açalım derken şu da geliyor akla. Türkiye'de şu an herhalde 30'a yakın bir ziraat fakültesi var. Yine herhalde 30'a yakın bir veteriner hekimlik fakültesi var. O zaman bunların sayısını da azaltıp geleceğim. Oraya gelecek miyiz peki? Oraya da geleceğim. Peki. Oraya da şimdi geleceğim. Okul açalım deyince şimdi ben, var olan okullara biraz daha eklemek. Ben dediğim okul ortaokul düzeyinde. Ortaokul düzeyinde. Ortaokul uygulamalı, doğrudan tarımın içerisinde. Teknisyen yetiştirmek. Teknisyen. Bu projenin can damarı teknisyen. Yetişmiş can teknisyen. Yani mibzer ayarını bilecek, köye gittiği zaman hastalığı tanıyacak, ilaçlama için bir ilaçlamanın şeyini ayarlayabilecek, üreticiyle birebir girdiği zaman onun sorularına cevap verebilecek. O yörenin ne ihtiyacı varsa buna cevap verecek şekilde eleman yetiştirecek. Hocam biraz daha çabuk olalım. Zamanımız azalıyor. Onun dışında eğitim konusunda yasal düzenlemelerle bu çocuklar orta dereceli okullarda yetişirken o yörede mevcut ziraat fakültelerinden mecburen oradaki öğretim görevlerinde orada hizmet almasını sağlayacağız. Yani belli dönemlerde ders vermelerini. Yörenin ihtiyaçlarından fazla olan ziraat fakültelerini kapatma veyahut da bölümlerini azaltma yolu. İhtiyaç fazlası. Yani A bölgesinde sen kalkmışsın, orada hiç alakası olmayan bir bölüm var. Bu bölüm oraya gerek yok. Onu başka bölümde, başka bir yerdeki ziraat fakültesi versin o eğitimi. Sayıca da azaltmak lazım. Böyle bir düşüncemiz de var. Tarım işletmelerini tamamen eski haline kavuşturulduktan sonra kesin ve kes burası tohum ve damızlık hayvan üretir şekle getirmemiz lazım. TİGEM'lerden bahsediyoruz. TİGEM'lerin. Şimdiki Tarım Bakanı'nın kiraya vermeyi düşündüğü arazilerin sahibi burada biz gerekli tohumlu biz üretmek zorundayız. Dışarıdan aldığımız hibrit tohumluklardan yeni tohum elde edemediğim için her sene avuç avuç para ödüyoruz. Bundan kurtulmak aslında için. Aslında şey demek lazım. TİGEM'ler kuruluş amacına yeniden geri dönmesi fabrika lazım. Fabrika ayarı desek. Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi onları da fabrika ayarına döndürmek ondan lazım. Ondan sonra depolama. Türk çiftçisinin en büyük sorunu pazarlama ve depolama. Üretimde sorun yok. Fazlasıyla üretiyoruz. Bunun için üretim mahallelerinde bilhassa meyve sebzeler için soğuk hava depolarına ihtiyacımız var. Çünkü üretici üretiyor, bunu bekletme şansı olmadığı için birden pazara sürüyor. Aracı bunu almıyor, fiyatlar düşüyor. Halbuki bunu depolayıp da talebe göre arz edilseydi bu üretici de istediği fiyata satabilecekti. Şimdi bu projenin esas gayesi üreticiyi ayağa kaldırmak, üreticiyi bu projenin içine sokmak ve bu projeyi sahiplendirmek. İleri aşamada söyleyeceğim, bu proje için benim biçtiğim hedef 10 yıl. 10 yıl sonra proje tamamen personeliyle, varlık yapısıyla olduğu gibi üreticilere devredilecek, oluşturulacak kooperatife devredilecek. Devlet sadece kenarda denetici olarak kalacak. Hedef bu. Yani bu ileriki dönemde devletin sırtında yük olmayacak hiçbir zaman. Ha, bunun içinde pazarlama için çok ayrı bir uzman ekip tarafından dünya pazarları ve iç piyasa dikkate alınarak ayrı bir ekip oluşturularak üreticinin depoya bıraktığı şeyi, ürününü pazarlayıp üreticiye yüksek getiri sağlayacak şekilde bir ekipman oluşturacağız. Projelerimiz bu. Orta uzun vadede
Geriye kalan sistemin işleyişi var. Zamanımız ne kadar? Hocam zamanımız var. Bahsedebiliriz. Bir 6 dakikamız daha var. Bu bütün anlattıklarınız içerisinde kooperatifçilik... Bunlar zaten üretici birliklerini bu kooperatifleşmeye yönlenecek kendisi. Mevcut kooperatiflerin, ha onu şey yaptım, teşekkür ederim. Mevcut kooperatiflerin hepsi, Türkiye'de sayısı bilinmeyen kooperatif var açıkçası. Yöre kooperatifi, osu, busu. Bunların hepsine el atılıp birlik, dağınıklıktan kurtaracağız. O da çok önemli. Birlik. Hayvancılıkta da bu. Hayvancılıkta böyle. Birlik kooperatifi güçlü, ekonomik olarak, pazarlama olarak güç yaratmak için bunların birleşmesi lazım. Üreticinin kapıda birileriye sattığı şeyi, bu şeyler... özel şirketler falan piyasada 2,5-3 liraya süt satıyor. Ve tabii ki kooperatifçilikten korkmayan bir yönetim. Tabii. Kooperatifçiliğin önünü hem yasal düzenlemelerle hem de işte desteklemelerle açan bir yönetim olması lazım. Peki hocam işleyiş nasıl olacak? Onu da anlatalım. Bütün bunları yaptık. Artık bir sistem oluştu. İşleyiş nasıl olacak? Son 5 dakikamız. İşleyiş nasıl olacak? O dediğimiz havza bazlar oluşturduk ya. Orada biz masa başında ekilecek ürünleri belirledik. Bunun için ne kadar personel lazım, alet, ekipman ne kadar, bunları da belirledik, temin ettik, oraya koyduk. Her şey hazır, ihtiyaçlar. Hangi köy hangi ürünü ne kadar edecek, bunları da belirledik. Şahısların tarlaları da kaydımız da var. O zaman biz hiç üreticiye sormadan, arkadaş tohumluğumuz da hazır. Daha önce toprak analizleri yapıldı. Ne kadar gübre gerekli? Bunları da hallettik. Ondan sonra biz merkezden, ekipmanımız da var ya, gidip orada vatandaşın şeyini ekeceğiz. Tarlasını. Bizim düşündüğümüz ürünü. Modern teknik girdiler kullanacağız bunu ekerken. Ondan sonra takibi alacağız ürünü. Gelişmesi nasıl? Gübre ihtiyacı toprak analizine göre. Onu da biz atacağız. Üreticiye hiç yük yok devlet olarak. Çünkü devlet bunları ucuza temin ettiği için ve vergisiz üreticiyi borçlandıracağı için maliyet çok düşecek. Bunları yaptık, tohumu ektik, vatandaşın siciline göre bankaya borç yazdık o şahsa. Gübreyi attık, vatandaşın siciline borç yazdık. Ondan sonra gelişmeye göre hasadına geldik. Ya da sulama gerekiyorsa sulamasını yaptık. Onu da vatandaşın hanesine borç yazdık. Geldik hasada, hasat ettik, ürününü aldık. Ürününün kalitesine göre depoya getirdik. Vatandaşına şeyini, ürünü aldıktan sonra depoya koyduk. Bizim uzman ekip tarafından değerlendirilmek üzere deposuna koyduk. Onun bir bedelini o zaman belirlenmeden belli bir fiyatla alıp depoya koyacağız. Onu da vatandaşın şeyine, hesabına, o 11 numaralı çizgili hesabına, onu da alacak yazacağız. Borcu düşülecek, aradaki fark üreticiye. Kârı da cebine girecek doğrudan. İleride bu ödenen fiyatın dışında bu ürünü değerlendirdiyse bir ekip, ihracatla veya iç piyasada, aradaki fark da üreticiye ödenecek. Dolayısıyla üretici teknik olarak istenilen şeyi, ihtiyaç olanı üretilmiş olacak ve üründe zayi olmayacak. Evet. Hocam bütün bu anlattıklarınızın içerisinde işte bu diyoruz işte aracılar, komisyoncular, tabii, fırsatçılar neler söylenebilir, her türlü şey söylenebilir. Bunlar burada yok. Burada yoklar. Yok. Bunları kaldırdığım sürece. Burada yoklar. Onlar da gitsin tarlasını eksin. Onlar da girsin bu yani sisteme değil mi? Emek versinler şimdi yani. Şimdi tabii emeksiz. Yani burada şu proje iki yönlü. Üreticiyi de koyuyor, tüketiciyi de koruyor. Aynı zamanda tüketiciyi de korumuş oluyoruz. Aracı olmazsa Nevşehir'de 50 kuruşa satılamayan patatesi biz pazarda 5 liraya yiyoruz. Yazık. Peki hocam üreticileri örgütleştirdik, örgütlü hale getirdik. Tüketicileri de örgütlü hale getirmek lazım değil mi? O da önemli. Tüketicilerin galiba. Örgütlenmesi tüketici artık... kooperatifleri. Artık, o da başka bir konu ama o da ayrı bir galiba. İhtisas gerektirir. Hı-hı. Ama benim uzmanlık alanıma girmediği için pek değinmiyorum ama üreticiler de kafasını kullansın. Kaliteli ürünü ucuza nerede buluyorsa şey yapsın. Yani biz burada üreticilerin tarafından bakarak ortaya koyduk. Ama tüketiciler tarafından da şeyler de konabilir. Çünkü üretici ile tüketici arasındaki bağı kısalttık ama bunu daha böyle sağlıklı, daha işlevsel, daha sistematik bir hale getirirsek işte üretici kooperatifleri hem tüketici kooperatifleri
bu sorunun hepsi çözülür. Hocam, burada bir tek konu daha var. Bu depolama yönünde büyük sorun yaşanır. Bu projenin en büyük maliyetini bu kısım oluşturur. Bunun için mevcut depoları umumi mağazacılık ya da lisanslı depoculuk adı altında şu anda yürütülen bir sistem var. Bu sistem revize edilir, aynı kullanılır ama burada önemli olan üreticinin malını alıp depolayabilmek devlet olarak. Evet. Pazarlamasını da sen yapacaksın. Üretici yapamıyor bu durumda değil. Ha, üretici güçlü bir hale geldikten sonra Amerika'daki üretici gibi dış şeyini kendisi bulur pazarını. Evet. Fiyatını kendisi bulur. Devlet üstüne düşeni yapsın ondan sonra devlet zaten çıkacak. Devlet 10 sene sonra bu işle kendi kendine dönecek hale geldikten sonra devlete desin ki benim görevim bitti. Artık siz de bunu yürütün. Bu proje, bu uygulama size aittir. Kooperatifleştiriniz. Geri kalanı şey yapın. Ama ben destek olarak yeride her zaman varım. Her zaman arkandayım diyecek. Bir baba abi, gibi. Ben sizin arkanızdayım. Yasal olarak dış şeylerle ilgili olarak sorunlarda devlet olarak olacağım. Ama üretimde şunda bunda girdiler de artık ben yokum. Ha sadece şu var. Mazotunuzu şeyinizi devlet vergisiz vereceği için maliyette üreticinin sorunları kökünde çözülmüş. Alişan Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katkılarınız için. Son bir hatırlatma da yapayım. Çok sağ olun. Alişan Hocamızın bu hazırladığı üreten ekonomi modelinde Türk tarımının sorunları ve çözüm önerileri 55 sayfalık bir rapor. Bunu eğer edinmek isterseniz kanalımızı arayın. Bize mail adreslerinizi verin. Ben olur ya da başka bir arkadaşım olur. PDF formatında bu raporu da size yönlendirebiliriz diyelim. Bu rapor içinde size ayrıca teşekkür edelim. Rica ederim. İşte Atatürk gibi yapmak lazım. Çiftçimizin aklına ve çalışkanlığına güvenmek lazım ve üretmek lazım diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir Hasat Günü programında bir araya gelmek üzere. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda olsun.